Merhaba. Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi Haziran ayı genel gökyüzü değerlendirmesine hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet, Moskova, evet New York, evet Londra, Dünya Kanalı, bildiğimiz gibi Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi. Şimdi Demet, Haziran ayı ilginç bir ay. Evet. Artık o Ocak'taki Venüs retrosu, Şubat, Mart, işte Nisan'daki Mars retrosu, Mayıs'a Evet. kadar devam eden bu değerler artık yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Gökyüzünde şimşekler yok. Gökyüzü açmaya başlıyor. Bir küçük Merkür retromuz var ama durum iyi derim ben. Sen ne dersin? Evet, geçtiğimiz 6 ayla kıyaslarsak eğer biraz daha sevimli ve rahat bir aya giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Artık daha sevimli bir döneme giriyoruz. Çok zorlu dönemler yaşadık. Evet. Biraz da Orta Doğu bölgesi, Türkiye gerçekte çok zorlu günler yaşadı. Pek çok ülke yaşadı bunları. Dünyanın pek çok yerinde sıkıntılar oldu. Bunlar önceden tahmin edilebilirdi ve tahmin de ettik. Bu videoları seyreden pek çok arkadaşımız biliyor. Şimdi bu arada kendimize bravo diyorum. 7 milyona ulaşmışız seyredilme Evet, oranı. evet, Yani evet. neredeyse dünyanın en ciddi astroloji kanalı olduk. 7 milyon gibi bir rakama Evet. Türkiye'den ulaşmak da kolay değil. Dedikten sonra hadi bakalım Demet, neler var? Evet, Haziran ayının genel bir seyrine baktığımızda tabii ki bu ayda yine bir dolunayımız var, yeni ayımız var. Aslında ayın ilk haftası Mayıs sonundaki 28 Mayıs'ta gerçekleşen İkizler yeni ayının enerjisiyle başlıyor. Hareketli bir ay aslında. İkizler olunca iletişim var, İletişim, haberleşme yoğun. hareket, baharın Evet. son ayı çünkü Evet. baharın son ayı olduğu için iletişim var, hareket var, güç var, enerji var, yaşam enerjisi var. Evet, Mayıs'ta yorulduk, Nisan'da Evet. yorulduk ama şu anda da keyifli bir döneme doğru giriyoruz. Yalnız işte o Neptün'ün etkisi olduğu için Evet. bu yeni ayda Evet. Neptün'ün etkisi olduğundan dolayı biraz da ticarette aldanmalara, karşılıklı olarak kandırılmalara karşı dikkat etmek gerekiyor. Alkol zehirlenmeleri, alkolden gelebilecek problemler, dünya üzerinde bu Neptün karesi belli bölgelerde deniz ve denizcilikle Evet, ilgili sıvılarla da sorunlar, ilgili sorunlar, gazla ilgili problemler. sıvılar, gazlarla ilgili sıkıntılara sebebiyet verecek ama Neptün karesini gene geçtiğimiz aydaki Satürn karesiyle Evet, değerlendirmiyoruz. evet, Yani evet. Neptün karesi daha yumuşak olaylara sebebiyet verebiliyor. Doğum haritalarında Neptün'ü de problem olan arkadaşlar daha çok etkiliyor. Hava şartlarında ani değişiklikler oluyor Neptün karelerinde. Evet, Bir evet. anda sıcak, bir anda soğuk dediğimiz olayları çok çok fazlasıyla görebiliyoruz. Biraz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok fazlasıyla görünecek bir dönem. O geçtiğimiz o Dolunay falan da Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ni bayağı etkiledi. Türkiye'ye gelecek olursak su ve sudan gelecek zararlara. Zaman zaman aşırı yağmur, bazen aşırı nem, bazen küçük toprak kaymaları olabilir. Evet. Evet, başka nelerimiz var? Evet, Merkür retrosu başlayacak. Bu ayın önemli hareketlerinden biri 7 Haziran'da başlayacak. 3 derece Yengeç burcunda, ay ortasında 17 Haziran'da İkizler burcuna geçecek bu gerileme hareketi. Bunun dışında yeni ay İkizler burcunda doğdu ve 13 Haziran'da da Yay burcunda bir dolunay meydana Önemli bir gelecek. dolunay. Evet. 13 Haziran'da Yay burcunda oluşacak, 22 derece Evet. Yay ikizler kasbı üzerinde oluşacak olan bir dolunay var. Şimdi bu dolunaya olumlu gezegen açıları yapan pek çok arkadaşımıza olumlu ve güzel haberler bekliyor. Evet. Mesela diyelim ki işte Venüs'ünüz Yay ikizlerdeyse, Venüs'ünüz Kova'daysa, Venüs'ünüz Aslan'daysa çok olumlu ve güzel haberlere sebebiyet verir. Yay ikizler daha ziyade seyahat etmek, yolculuk Seyahatler, etmek, yüksek tatil döngüsü, öğrenimler, evet, tam da sınavlar dönemi zaten. pek çok Evet. öğrenciye iyi gelecektir bu Evet, dolunay. evet. Pek çok öğrenciye iyi gelir çünkü olumlu bir dolunay olarak bakıyorum. Yani sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama bence olumlu. Evet, dolunay derecesine çok sert bir açı yok. Gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün bir karşıt açısı var. Dolunaydan uzaklar, 150'lik Evet, açı evet, şeklinde bunlar. evet. Bunlar Mars'la Plüton'un da bir karesi var. Dolunaydan bir gün sonra evet. kesinleşen bir Ama açı. dolunay etkisi dolunaydan çok etki gösteren Evet, burçlarda değil. olmadıkları için çok spesifik bazı kişileri etkiler bunlar.
Mars-Satürn, Mars-Plüto etkileri. Terazi ve oğlaklar biraz zorlanacaklar. Evet. Ama terazi ve oğlaklar haricinde diğer burçlara daha olumlu etkileyecek. Merkür İkizler Burcu'nda 17 Haziran'da hala o zaman retro ikizlere geçilmiş oluyor. İkizlere doğru devam edecek 17 Haziran'dan itibaren retro. Ayın güzel, hoş etkilerinden biri de özellikle 18 Haziran'da Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı güzel bir seksi açı var. Bak o çok güzel. Evet. Yılın en güzel günlerinden biridir. 18-19 Ağustos'ta da buna benzeyen bir kavuşum evet. var. Mesela bu Venüs sekstir Jüpiter, Boğa ve Yengeç için aşk, evet. birliktelikler, şans demek. Bu tip keyifli olgulara sebebiyet verecek. 27 Haziran'dan itibaren de Yengeç Burcu'nda bir yeni ayda ayı bitireceğiz. Yengeç Burcu yeni ayı ay sonunda özellikle su grupları için, Yengeç, Balık ve Akrepler için güzel etkiler taşıyan bir yeni ay. Hayalleri gerçekleşebilir. Evet. Güneş çünkü artık Neptün'le evet, temasta. Arzular gerçekleşir, hayaller gerçekleşir, aşk olabilir. Yengeçler, balıklar, akrepler. Yani her burç bundan olumlu etkilenecek. Evet arkadaşlar, gökyüzünün durumu bu. Merkür Retrosu'nda olduğumuzu unutmuyoruz. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde günlük, haftalık ve aylık yorumlarımızı takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki ay Yengeç Burcu'nda çok önemli bir döngü var. Evet. Temmuz ayında bizi takip etmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler, güle güle. Hoşçakalın.